gülersin, bir gün ağlarsın, bir gün bulursun kendini yerde. Ama belli olmaz, hayat inanılmaz. Zengin de olsak aynı fakirde. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Melek de olsak, şeytan da olsak, toprakta olsak aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde maalesef salonlarımızı kapatmak durumunda kaldık. Fakat sizleri birbirinden güzel programlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Bugün de şarkıcı, söz yazarı, besteci, şair ve bunların hepsini de mükemmellik düzeyinde yapan Tuna Kerevitçi'yi ağırlıyoruz. Çok mutluyuz kendisini burada ağırladığımız için. Abi hoş geldin. Ben teşekkür ederim nazik sözlerin için. Sağ ol. Nasılsın? İyiyiz. Olabildiğince iyiyiz yani şu şey ortamında, salgın ortamında. İşimizi yapmaya, devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de geldiğin için. Aslında burada daha önce dolu bir salonda Mustafa Sarpet Kültür Merkezi'nde seni ağırlamıştık. Evet, çok güzel bir konserdi. Çok güzel. Hala hatırladığımız bir konserdi. Evet, yine Sevgililer Günü kapsamında aslında o konser. Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü. Ben repertuarı önceden gördüğüm için aslında güne de çok uygun bir repertuar var. Senin zaten genelde şarkıların zaten aşkla ilgili. Evet, sevda şarkılarımız sevda çok. Sevda şarkıların çok oluyor. İlk şarkıda da Mucize 2007 kendi halinde. Evet, yani çok şanslı bir şarkıdır bu çünkü çok farklı kişiler tarafından da yorumlandı. Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Eda Baba. Tam onu soracaktım aslında. Benimki. Yani 5 farklı versiyonu var. Evet, birçok versiyonu var. Yazmış olduğum bir şarkının farklı isimler, özellikle bu kadar üst düzey ünlü isimler ben duymak, dinlemek nasıl hissettiriyor? Çok heyecan verici tabii. Bu benim yıllar önce yazmış olduğum bir şarkı. Kendim için de çok dramatik bir anımda hayatımı yazmıştım. Fakat o zaman bu kadar şanslı olacağını şarkının tabii tahmin etmemiştim. Daha sonra Ajda Pekkan o zaman çıkan Cool Kadın albümünde bunu kullanmak istedi. Ardından Müslüm Gürses için yapılan senfonik bir albüm vardı, oraya alındı. Sonra Gülay Gri Şarkılar albümünü koydu. En sonunda da sevgili Eda Baba tarafından yorumlandı. Şanslı bir şarkı yani bu bakımdan. Gerçekten. Hayatını hep değişik seslerle devam ediyor. Biz de konserlerde söylüyoruz. Ben ama albümdeki orijinal versiyonunu herhalde en çok onu seviyorum sanıyorum. Teşekkür ederim, çok nazik. Çok güzel bir şarkı. Şarkı yazma sürecin nasıl oluyor? Yani bazı müzisyenler yaşadıklarını kağıda dökmeyi sever. Bazı müzisyenler de gözlemleyerek etrafını
onu yaşamasa da kağıt döker. Sen de hangisi ağır basıyor? Daha çok yaşadıklarını mı yazıyorsun yoksa gözlem? Ben çalıştıklarımı yazıyorum yani. Çalıştıklarımı. Çünkü profesyonel şarkı yazarı olunca yani ilham gelmesini beklemenin alemi olmuyor yani. Her gün belli bir çalışma düzeni içerisinde olmak gerekiyor. Genellikle sık şarkı yazıyormuşum gibi bir itibar uyanmış olabilir dışarıdan. Fakat tam aksine çok uzun zamanlara yayılıyor. Yani 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda hatta 5 yılda tamamlanan şarkılar var. Benim şarkılar yani. Fakat aynı anda 6-7 şarkı üzerinde çalışıyor oluyorum genellikle. Ama çalışmak dediğiniz tabii besteci olduğun zaman sokakta yürürken de çalışıyorsun, vapura bindiğinde de çalışıyorsun, araba kullanırken de çalışıyorsun. Devamlı o şarkılar download olmaya devam ediyorlar senin zihnine doğru. İşte bazısı %70 indirilmiş oluyor, bazısı %30 oluyor. Şimdi birisi %100'e ulaştığı zaman hadi diyoruz bunu artık kaydedelim, yayınlayalım. Sürekli böyle 5-6 tane şarkı çalışır vaziyette oluyor zihnimde aslında. Süper. İşte sohbete devam edeceğiz fakat tabii müzik de ağırlıklı olsun istiyoruz. İzleyicilerimiz de bir an evvel şarkılarla buluşturmak istiyoruz. İkinci şarkımız 2017'de yayınlanan Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları albümünden Sana Dair. Bunu da Gonca Vusateli ile. Evet sevgili Gonca ile bunu seslendirmiştik. Gonca'nın çünkü küçüklüğünden beri çok sevdiği bir şarkıymış bu. Biz de beraber söylemeye albümüne karar verdik. Ondan sonra konserlerde de sevgili Elis Duvaz'la beraber seslendiriyoruz. Bu benim kendi gençlik yıllarımdan gelen bir şarkı. Fakat günümüzde yeni albümlere girdikçe de bugünkü dinleyici tarafından keşfedildi. Projeye birazdan gireceğim zaten. İstersen önce o zaman çalalım. Yaşamak gibi sahte. Öyle çok şey var ki yaralayan insanı. Bir yürek çarpıntısı onu her gördüğümde. Öyle çok şey var ki bak sana dair. Yanlış aşklar yaşadı, yanlış köprülerde. Yanlış gemiler yakıp aldırmadan. İki damla su çaldık zamanın pençesinden. Aldırmadan, aldırmadan. Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Mucize gerek bize, gidecek bir başka düş. Bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair. Sonra kuşlar gitti, anladık dünya yorgun. Sen yorgun, tortusu kalmış eski bir korkunun. Görmedik, duymadık, demedik onlar kötü. Biz var mıydı? Aşk var mıydı?
Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Bu ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişim ne de son küsüşüm kaderime. Teşekkür ederiz. Şimdi Tuna Kemetçi ve arkadaşları dedik. Proje 2016 yılında aslında şekillenmeye başladı. Evet. Bildiğim kadarıyla. Aynı senede romancılığı bırakıp biraz daha şarkılarına, şiirlerine odaklanmak istediğini söylemiştin. Öyle de yaptım, evet. Öyle de yaptın. Evet. Bunu, seni buna iten şey ne oldu? Yani nasıl? Müziğe çok ara vermiştim çünkü ve benim esas işim müzisyenlik. Dolayısıyla daha fazla artık ara veremeyeceğimi düşündüm. Zaten kendi çapımda çalışmalar yapmaya da başlamıştım. Atlas grubuyla iki tane albüm çıkarmıştık. Orada bazı besteler vardı. Daha sonra Pasaj Müzik'ten Murat Doğan bana böyle bir proje yapma teklifinde bulundu. Benim de müziğe başlangıcımın 20. senesine aşağı yukarı denk geliyordu. Dedi ki, Tuna bunca yıldır sen şarkılar yazıp duruyorsun. İstersen bu şarkılar içerisinden sevdiklerini seç. Yeni bestelerin varsa onları da seç. Sevdiğin kadın solistlerle beraber bir düet albümü sana hazırlayalım diye. Yani bana da böyle bir 20. yıl hediyesi gibi oldu. Ben de çok severek kabul ettim. Ve 2016'nın Haziran ayında sevgili eski dostum Pamela ile beraber söylediğimiz Uçmak İstiyorsun şarkısıyla bu yolculuk başladı. Her ay bir şarkı yayınlamaya karar verdik. O zaman için yeni bir şeydi bu. Hatta sonradan başka sanatçı ve yapımcı arkadaşlarımız da takip ettiler bu yöntemi. Her ay bir şarkı çıkaracağız diye söz verdik dinleyiciye. Ve bunu da tutmayı başardık. Tamamlandıktan sonra da onlar Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adı altında albümleştiler. Dinleyici sevdi, sağ olsunlar bu albümü. Daha sonra da 2017 yılında ikincisini yayınladık. Yine 10 tane düetle beraber. Böylelikle 20 şarkılık bir düet repertuarımız olmuş oldu. Konserlerde de zevkle seslendirdiğimiz ve benim de müzik hayatımda gerçekten çok önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Diğer taraftan bu süre içerisinde edebiyatı özlediğimi de fark ediyorum. Yani yazmayı özlediğimi de fark ediyorum. Özellikle sahne çalışmalarını askıya almak zorunda kaldığımız bu salgın zamanında, salgın günlerinde yeniden kalem kağıtla baş başa kaldım. Tabii şarkılar yazmaya devam ettim. Albümden konuşuruz belki. Yani çıkmış olan albümümüz Ocak sonunda, Şubat başında. Oradaki şarkılar şekillenmeye başladı. Ama bir taraftan tekrar böyle bir hikayeler ya da bir roman kurguları aklıma gelmeye başladı. Süper. Bu iki projede de kadın sanatçılar, kadın solistlerle, evet. Solist demeyeyim, kadın isimler çünkü aralarında oyuncular da var. Evet. Çalışmayı kadın, evet, kadın sanatçılar genellikle duruşlarına, seslerine, çizgilerine hayranlık duydum, saygı duydum isimlerle bir araya gelmeye çalıştık. Tam isimler nasıl belirledin diye evet, temelde öyleydi. Saygı duyduğumuz, evet. Hayranlık duyduğumuz, çizgilerini beğendiğimiz, yan yana olmak istediğimiz solistler olsunlar istedik. Teklif ettiklerimizin de çoğu sağ olsunlar kabul ettiler. Böyle her ay bir şarkı yayınladıkça her ay yeni dinleyiciler eklendi bir de bu maceraya. İnsanlar keşfetmeye başladılar. Bizim tahmin ettiğimizden çok daha çabuk algılandı aslında. Daha üçüncü şarkıyı çıkardığımızda biz ne yapmak istediğimizi aşağı yukarı dinleyici anlamış ve takip etmeye başlamıştı. Sosyal medyada çok ciddi izlenme oranları var. Ben özellikle YouTube'da. Evet, bizim 50-60-70 milyonlara geçen. Evet, çok sahiplendi dinleyici, evet. Sağ olsunlar şarkıları. Başka yerlerde de çalınmaya başladı. İşte dizilerde, filmlerde falan görmeye başladık. Bunlar da tabii bir kendi dinleyicisini oluşturdu, beraberinde getirdi. İşte hem bu benim yeni solo albümde yeni çıkan şarkılar, hem bu düet albümden seçtiklerimizle umarız hayat yakında normale döner. Biz de sahnede yine dinleyiciyle buluşuruz. Umarız, biz de en çok onu istiyoruz gerçekten. Özellikle burada da işte burada izleyicilerimizle buluşmayı. Çok güzeldi buradaki konser gerçekten. Ağırlarız seni burada seyirci olarak bu sefer. Yani biz çok... Yine Mertcan ve Elis'le beraber buradaydık söylediğimiz zaman. Çok keyifli ve hala keyifle hatırladığımız bir konserdi. Evet, bizim için o gün hem mutlulukla hatırlıyoruz hem de üzüntüyle biraz. Çünkü bazı
misafirimiz maalesef salonda yer kalmadığı için geri çevirmek durumunda kalmıştık. Aslında sözümüz de vardı onlara tekrar seni burada ağırlayacağız diye. Bugün tabii kendilerini alamadık süreçten dolayı ama ilk konserde izleyeceğimiz tekrar salonumuza bekliyor olacağız. Olsun, tabii ki. Bunu da yapabiliyor olmak çok önemli. Özellikle bu salgın sürecinde sizlerin yaptığı çalışmaları çok takdir ve hayranlıkla izledik. Çok teşekkür ederim. İnsanlara moral veriyorsunuz. Evet. Şimdi az önce Atlas dedik. Atlas benim aslında çok böyle hayranlıkla takip ettiğim bir grup. Evet. Çok severek dinliyorum gerçekten. Arkadaşınız ortaokul yıllarına kimisi dayanıyor. Kimisi ortaokul yıllarından arkadaşlarım, kimisi üniversiteden arkadaşlarım, kimisi daha sonra ama genellikle yıllar öncesinden gelen dostluklarla. Benim bir yurt dışında yaşama sürecim vardı 2009-2012 yılları arasında. Döndüğüm zaman aklımda sadece müzik yapmak vardı. Ne yapabilirim diye düşünürken bu eski dostlarla buluştuk ve Atlas grubunu kurduk. Ve oradaki müzik tarzı aslında benim tek başıma belirlediğim bir müzik değil. Yani grubun ortak yapmak istediği müzikti. Böyle daha 2000'ler rock, Türkçe sözlü rock tarzında bir albüme gidildi. Çünkü grubun dokusu oydu. Ben de o zamana kadar yazmış olduğum besteleri ortaya koydum. İşte Serkan Çeliköz kargo grubundan prodüktörlüğünü üstlendi. Ve o şarkılar şekillendiler. Sonra baktım müzik eleştirmenlerinden ve dinleyicilerden olumlu geri dönüşler var. Bu bana cesaret verdi ve daha sonraki solo projelerim için de bir güzel bir motivasyon oldu aslında. Evet. Şimdi bu da bizi sıradaki şarkımız Affet'e getiriyor. Bu da Müslüm Gürses. Affet daha eski. Affet, daha eski normalde. Çok daha eski. Affet de aslında benim müzikle yeniden bir araya getiren bir proje. Gene Pasaj Müziği'nin bir projesiydi Müslüm Gürses'in. Cover, yabancı şarkılara Türkçe söz yazılarak söylenmiş cover şarkılar. Bir gün Murat Anmungan benden böyle bir şarkı yazmamı istedi. Yani bir şarkı seçip Müslüm Gürses için Türkçe söz yazmamı istedi. Ben de Temple of the King şarkısını Rainbow'un çok sevdiğim için. Efsanevi Richie Blackmore, efsane gitarist. Evet, Richie Blackmore, Ronnie James Dio ikilisinin. Evet. Ve melodik ve armonik yapısı da Türkçe söz yazmaya çok müsait olduğu için. Evet. Ve Müslüm Gürses'in sesine de yakışacağını tahmin ettiğim için başladım çalışmaya. Sonra da tamamlandı. Yani aslında Pasaj Müzik ve Murat Anmungan o şarkının ortaya çıkmasının müsebbibi. Ben de sözleri yazmış olduğum için çok memnunum. Yani hem Batı müziği sevenlerin hem de Müslüm Gürses dinleyicisinin beraber sevebildiği bir şarkı oldu. Tabii kendisinin eşsiz yorumuyla. Kimse Müslüm Gürses kadar iyi söyleyemiyor şarkıyı. Ama hani biz de kendisini yad ediyoruz seslendirerek. Evet, buradan da tekrar Allah'a rahmet diliyoruz kendisine. Evet, Allah rahmet etsin. Duyabilir miyiz şarkıyı? Affet, tabii. Affet. Sevgililer Günü'nde söylemesi çok anlamlı bir şarkı. Çünkü herkesin af dileyeceği ya da dilemiş olduğu ya da dilemekte olduğu bir sevgilisi vardır. Bu şarkı o bakımdan çok işe yarıyormuş, öyle duydum. Seni kırdıysam darıl bana, ama bir gün beni ararsan bak ruhuna. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken, öğleden sonra affet ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken, sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Thank you.
Affet beni akşamüstü gölgem uzarken, öğleden sonra affet ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken, sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen şu canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu güzel şarkıları sevenlerinle, hayranlarınla buluşturuyorsun. Evet. Sen kimlere hayranlık duyuyorsun? Fikret Kızılo biliyorum. Çok geniştir yani bizim, benim ev hep çok değişik. Yani Müslüm Gürses'ten Mozart'a kadar ulaşan bir yelpazede. O günkü ruh halime ya da beslenmek istediğime göre dinlenen şeyler var. Ama dediğin doğru, kendimi daha çok şehir ozanları denilen çizgiye ait hissediyorum. Yani onun takipçisi olduğumu düşünüyorum. Tabii Fikret Kızılo ve Bülent Ortaçgil'i dinleyerek büyüdük. Onun dışında Hüsnü Arkan'ı çok severim ve kendisinden çok etkilenmişimdir. Bunun dışında Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini her geçen gün daha çok seviyorum. Yani itiraf edeyim, eskiden büyük bir hayranı değilim ama gittikçe daha çok Sezen Aksu'yu anlamaya ve sevmeye başladım. Leonard Cohen, Bob Dylan, Vladimir Vysotsky, Ruslardan Jacques Brel, Fransız şanson geleneği. Yani bu saydığım isimlerin hepsi aslında şiirle müziği birleştiren, ozan olarak kabul edebileceğimiz kişiler. Ben de bu geleneğe bağlı hissediyorum kendimi. Şarkı, ilk şarkı yazma düşüncesi ne zaman oluştu kafanda, hatırlıyor musun onu? İlk şarkı yazma düşüncesi. Valla ben de bunu yapabilirim herhalde diye düşündüğüm zaman daha çok 15-16 yaşındaydım. Yani gitar çalmaya başlamıştım. Ben hiçbir zaman hani bir enstrüman üzerine derinleşip onu böyle herkesten daha iyi çalayım diye bir tutkum olmadı açıkçası. Ben 3 tane akor öğrettiler bana. Ben o 3 akorla hemen şarkı yazmaya kalktım. Hep böyle bir beste yaparak kendimi ifade etmek ya da şiir yazıp, kendi şiirimi yazıp onu besteleyerek ifade etmek. Yani böyle bir ozan olmaya çalışmak şeyi vardı. Tam olarak anını hatırlamıyorum ama ilk akorlarımı öğrendiğim zaman, ki o akorların hangileri olduğunu da hatırlıyorum. En klasik akorlar olan La minör, La minör, La minör, Mi majör. Hemen bu 3 akorla bir şarkı yazayım ben dedim. Ve o zaman da hakikaten yazmıştım ama Türkçe söz yazmayı henüz bilmiyordum. İngilizce söz yazmaya çalışmıştım. Yavaş yavaş Türkçe söz yazmayı da öğrendim tabii. Demin saydığımız ustaları dinleyerek. Evet. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama şarkılarımız devam ediyor tabii ki. Şimdi sırada arka arka iki şarkı çalacağım aslında. Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 serisinden. Tamam. Biri Yalnızlığıma Ver, Ece Mumay'la beraber seslendirdiğiniz. Diğeri evet. Diğer yarım, Tuvan Atürkay'la evet. Seslendirmiştiniz. Gene Sevgililer Günü'nde anlamlı olabilecek şarkılar olduğu için bu sevdiğimiz şarkılarımızı çalalım dedik. Evet, herkesin yalnızlığına iyi gelecek birisinin olması temennisiyle. Bakışında vazgeçilmiş şeyler var, İçinde yanlış anlaşılmış bir şarkı. Ne yaptılar sana böyle kırgınsın? Hemen doluyor gözlerin düşününce. Anlamaktan yorgunsun dünyayı.
parçası olma. Kalbindeki sıradalar ardında itip giden umutlara bakma. Anlatmıyorsan kimseye bunu, aldırmıyorsam artık ölüme. Kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kadehime. Hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ver. Hiç gülmüyorsam sebebi var yalnızlığıma ver. Rastlaşıp bir yerde yalnızlığa beraber kafa tutmak. Anlatmıyorsan kimseye bunu, aldırmıyorsam artık ölüme. Kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kaderime. Hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ver. Anlatmıyorsam kimseye bunu, aldırmıyorsam artık ölüme. Kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kadehime. Hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ver. Hiç gülmüyorsam sebebi var yalnızlığıma ver. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar. Herkes korur kalbini sır gibi. Ellerimle verdim ben sana. Anlamı yok şimdi pişmanlığın. Yine de içimdeki bir ses sorar hala. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları?
yoksun bu kadar. Sen diğer yarın, ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları, yoksun bu kadar. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, harikaydı. Efendim, arkadaşlarımızı size tanıtmak isterim. Lütfen. Mertcan Selçuk, klarnet ve saksafonda. Mertcan Hocam. Elis Hocam, aynı zamanda mikrofondaki yol arkadaşım, bütün konserlerde beraber çıktığımız. Bugün de sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Evet, çok mutlu olduk sizleri burada ağırlamaktan gerçekten. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Ama yeni albümde sormak istiyorum. Ne kadar sonuna doğru? Geldik sayılır. Geldik mi? Bize ayrılan sürenin sonuna evet. Geldik sayılır. Evet. Şimdi yeni albümde sormak istiyorum. Yaklaşık 2 hafta oldu çıkalı. Evet, doğru. Her yeni albüm yeni bir heyecandır. Vallahi öyle. Yani hala öyle oluyor gerçekten. Nasıl diyor? Heyecanlıyız tabii. Bu salgın koşullarını bu albümü bitirebilmiş olmamız benim için bir başarı. Yani hepimiz için bir başarı. Yani hala üretmeye devam edebiliyor olmak. Ben de artık derli toplu bir solo albüm olsun istiyordum gerçekten de. Hani düet albümlerimiz sevildi dinleyici tarafından ama bir sonraki düet albümünü yapmadan önce böyle bir albüm hediye etmek istedim dinleyicilere açıkçası. Sağ olsunlar, kendileri de güzel karşıladılar. Şimdi gelen ilk tepkiler falan olumlu ama önemli olan tabii bunları konserde dinleyicilerle buluşturabilmek. O bakımdan sabırsızız. Hayatın tamamen normale dönmesini hasretle bekliyoruz. Evet. Şimdi son şarkımızı alacağız. Son olarak seyircilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim, Ataşehir Belediyesi'nin kıymetini bilsinler. Bu kadar çok etkinlik düzenleyen sizden başka kimse yok. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Onu unutmasınlar. Zor zamanlarda sevdiklerine sarılsınlar. Ve her günü 14 Şubat eylesinler. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz bugün. Bizlerle birlikte olduğunuz için değerli seyircilerimiz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu kadar güzel bir programla sizleri buluşturmak istedik. Öyle olduğunu da umuyoruz. Umarım siz de bizler kadar mutlu olmuşsunuzdur, keyif almışsınızdır. Son şarkımız Tuna Kemençeli ve Arkadaşları albümünden sevgili Yıldız Silva ile seslendirdiniz. Evet, Yıldız Silva ile seslendirdiniz. Yine Sevebilirim şarkısı. Kendisi sesiyle çok farklı boyutlar katmıştı şarkıya. Biz de kendi yorumumuzla beraber dinleyicilerle buluşturuyoruz. Konserlerde çalması çok güzel oluyor. Böyle de bir akustik versiyonumuz var. Bunu da şimdi sizlere sunacağız. Darılmazsan bir sözüm var aslında. Geçen akşam gördüğüm düş hakkında. Kimim kimsem yok bildiğim senden başka. Cesaretten mi korkudan mıdır yoksa? Yanımda olmasan da yaşıyorum madem. Ah yine sevebilirim hayatı. Ah yine bulabilirim aşkı. Ah yine duyabilirim sanki içimde çalan o şarkıları. Yanımda ol.
Ah yine sevebilirim hayatı. Ah yine bulabilirim aşkı. Ah yine duyabilirim sanki içimde çalan o şarkıları. Hayatı. Ah yine bulabilirim aşkı. Ah yine duyabilirim sanki içimde çalan o şarkıları. Hoşçakalın.